Evet sevgili arkadaşlar, görüyorsunuz. Ordu'da teleferiğe bindik. Şimdi Boz Tepesi'ne kadar gidiyoruz. Oh, keyifli keyifli gidiyoruz. Orada Rıza Can Özel kardeşimiz bizi bekliyor. Hem kemençe çalıyor hem de halk oyunlarıyla ilgili çok güzel bir araştırmasını yapmış. Anlatacak bize tabii ki. Güzel müzikler dinleyeceğiz. Şu anda ben keyif alıyorum. Maşallah. Evet sevgili arkadaşlar, Ordu'da yolumuz devam ediyor ve yanımda gerçekten özel bir kardeşimiz var. Rıza Can Özel. Evet. Kendisi özel, soyadı da özel. Kardeşim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Size hoş geldiniz, esas siz hoş geldiniz. Evet, biz de hoş bulduk. Ne kadar güzel bir manzara. Evet. Boztepe. Ve sizi tanıyalım lütfen canım. Efendim ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm mezunuyum. Türk Halk Oyunları Bölüm mezunuyum. Bitirme ödevimi de zaten bu konuyla alakalı yaptım. Yani Ordu'nun çocuğu olduğum için Ordu Karşılaması, Perşembe Horonu, Gürcü Horonu ve Sarhoş Karşılaması adlı bir bitirme çalışması yaptım. Bu oyunlara daha akademik bir bakış, daha bilimsel bir bakış kazandırmak için bu şekilde ele aldım bu oyunları. Peki canım şu oyunlar sizin araştırdığınız oyunlardan biraz bilgi verebilir misin? Bu oyunlardan kısaca bahsedeyim. Ordu Karşılamasından mesela bahsetmek istiyorum size. Ordu Karşılamasının özelliği tek kişiyle oynanmamasıdır. Karşılıklı serbest figür atışmasıdır. 2-2, 4-4 ya da kalabalık bir şekilde toplulukla beraber davul, klarnet başta olmak üzere kemençe, bağlama bunlara oyunlara eşlik eder. Şimdi bizim Karadeniz'de biraz gezdik. Tabii Trabzon'da kemençe de gördük. Rize'de tulum da gördük. Şimdi burada sizin kemençeniz var. Evet. Esas ondan da biraz bilgi verebilir misin? Ondan çünkü da bahsederim. Bayağı yayılmış sazlar. Tabii kemençe Doğu Karadeniz'in bir sazıdır. Bu şuna benzer. Şimdi diyorlar ki işte Trabzon'da ya da Giresun'da ya da aslında mısır ekmeği gibi düşünelim. Giresunlar mısır ekmeğini farklı yapar. Trabzonlar farklı yapar. Rizeliler farklı yapar. Ordulular farklı yapar. Halbuki ekmek ekmektir, mısır ekmeğidir. İşte kemençede tınılar, lezzetler, tatlar mısır ekmeğine benzer, değişebilir. Ordu'nun Perşembe ilçesinde kemençe çalınıyor. Perşembe horonu zaten burada bizim bir yöresel ekibimiz de var, hocalarımızla beraber. Onlarla bu oyunu yaşatmaya çalışıyoruz burada. Dikkatimizi
Çok güzel kıyafetler. Bir de şapka. Şapka evet. Ben bir tane hatta Endi'ye hediye ettim. Eliza'da gördüm bana. Ama kıyafetleriniz evet. Gayet çok şık. Bundan da biraz. Kıyafet, bu kıyafetin bende yeri ayrı. Annemin rahmetli amcasının kıyafeti bu. Şapka da tabii ki onun. Cumhuriyet sonrası giyilen kıyafet bunlar. Hı hı. Kasket tabii Elazığ'da görmeniz çok doğal. Çünkü Elazığ kasketi diyorlar bunlara. Ama Karadeniz'de de, Giresun'da, Ordu'da, hatta Fatsa'da da bu kıyafeti ve bu kasketi hı hı. görmeniz mümkün. Sekiz köşe derler buna. Şimdi kıyafet güzel. Meydan da çok güzel. Şahane. Şimdi bizim bulunduğumuz nokta zaten... Boztepe. Evet. Boztepe. Bununla ilgili güzel bir türkü varmış. Evet. Boztepe'nin başında kara koyun yayılır. Patlatalım mı? Gören gözler sarhoş olur bayılır. Tabii. Sarhoş olur bayılır. Evet, sarhoş olur bayılır. Demek ki güzelmiş bir kız. Evet. Evet. Beraber çalalım. Evet, sen gir ben eşlik ederim. Tamam. Boztepe'nin başında kara koyun yayılır. Kız seni gören gözler, kız seni gören gözler sarhoş olur bayılır, sarhoş olur bayılır. Ohoho! Evet. İşte farklı yerlerde nerede duracağız? Çok güzel ya. Tam şey havası ya. Esas oynamak isterdim. Evet, bunun oyunu da var. Gürcü horonu. Gürcü horonu. Tabii buraya Batum'dan gelen Gürcülerin oynadığı bir horon. Bu da onun müziği. Fakat bu 8 yani şey. 8. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. Ve diğer horonlar 7. 7. Diğer horonlar 7 8 7 8 7 8 16. Çok güzel. Karadeniz çok zengin bu konuda. Özellikle Ordu. Çünkü evet. Müthiş bir yer. Ne yapayım? Buralıyım. Her en güzel memleket kendi memleketin zaten. Öyle demişsin. Evet. Onu da öğrendik. Aynen. Evet gerçekten çok çok güzel bir yer. Çok keyif aldım. Nefis bir yer. Canım çok teşekkür ederim. Biz o kadar sevdik ki biz devam edeceğiz. Daha çok görecek şeylerimiz yine var. Yine bekleriz her zaman. Senin yolun açık olsun. Teşekkür ediyorum. Ve bak bir şeyler soracağım sana. Şimdi ben gittiğim yerlerde hep yöresel parçalar yapıyorum bazı hem de kapanış için. Şimdi kemençe batı bir şarkı veyahut da biz türkü demiyoruz da çalalım mı? Ne olabilir? Yakışır zannedersin. Neden olmasın? Çalabiliriz yani. Godfather. Godfather? Evet. Godfather deneyelim. Tamam. Bizim yolumuz devam arkadaşlar. Hadi Godfather. Bir daha. Çak o zaman. Müzik.
Evet sevgili arkadaşlar, bir program bitiyor ama bizim yolumuz devam. Bu hafta Karadeniz bölgesinde Ordu'daydık ve şu anda tam sahile indik. Bu hafta bizden bu kadar. Sizinle çok güzel Ordu bir ne derler bomba bir parçalı veda etmek istiyorum. Söylemeden önce bize lütfen ulaşın. Music ve Yol Habertürk Facebook'larımız var. Bir de e-maillerimiz musicveyol@habertürk.com. Sizden haber bekliyoruz. Size de gelebiliriz arkadaşlar. Hekimoğlu sizin için ve söyleyin isterseniz hep beraber. Yaptırdım da narinin kendi nesline. Konaklar yaptırdım mermer direkli. Hekimoğlu geliyor da narinin aslan yürekli. Hekimoğlu geliyor da narinin aslan yürekli. Döşe demedim, Ümye Fatsa bir oldu da narinin baş edemedim. Ümye Fatsa bir oldu da narinin baş edemedim. Ümye Fatsa arası orduda kuruldu. Hekimoğlu dedim de narinin o da vuruldu. Hekimoğlu.